Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim Türkiye'nin televizyonu, TRT ekranlarına sizler ve stüdyoda bulunan kıymetli misafirlerimiz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Efendimizin şerefli arkadaşlarındandır. Hepinizin de malumudur. Ebu Zer. Bir gün Efendimiz'e gelip şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, bana bir nasihatte bulun. Efendimiz de Ebu Zer'e dedi ki, ey Ebu Zer, bolca Kur'an oku ve bolca Allah'ı zikret. Zira bolca Kur'an okursan, yeryüzünde bir nur ve gökyüzünde bu Kur'an da senin için bir azıktır buyurdu. Şimdi öyle güzel günlerdeyiz ve zamanlardayız ve iklimlerdeyiz ki, biz de inşallah Efendimizin bu nasihatine uyanlardan oluruz ve yeryüzünü kendimiz için bir nur, gökyüzünde de Kur'an bizim için bir azık olur temennisi ve duasıyla tekraren hoş sefa getirdiniz efendim. Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin, ya herkese baş eğer hiçbir şeye değmez. Bilindiği gibi Peygamberimiz de Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı her yıl Ramazan ayında mukabele etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde ahlak olmayan imanın bir işe yaramayacağını söylüyor, biliyor musun? Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Bu akşamın birincisi oldular ve böylece hafta finalinde inşallah bir kez daha kendilerini dinleyeceğiz. Alkışlarınız. Efendim sizler ekranlarınızın başında hazır ve nazırken bu güzel Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasının ziyafeti için bugün burada da hazır ve nazır bulunan Polatlı ve Ayaş Müftülüğü'nden çok kıymetli misafir hocalarımız var. Onlar bülbüllerimiz için puanlama yapacaklar inşallah. Ve ben daha fazla sözü uzatmadan ziyafet başlasın diyorum. İlk olarak da huzurlarınıza Hafız Yunus Emre Ağveranlı geliyor. Yunus Emre Ağveranlı. Doğru söylüyor muyum? Telaffuz evet, ediyor muyum? Doğru. Tanıyalım efendim sizi. İsmim Yunus Emre Ağveranlı. 1999 yılında Erzurum Pasinler ilçesinde dünyaya geldim. Hafızım elhamdülillah. Maşallah. Şu anda da üniversite sınavlarına hazırlanmaktayım. Çok güzel. Ben şöyle zannettim. Pasinler deyince Ağveran diye bir yer var. Siz de oralısınız diye düşündüm. Var Ağveran bir diye bir köy var. Oradan soyadım. Pasinler'de. Hayır, Erzurum'da. Erzurum'da. Erzurum civarında. Oraya evet. Bağlı bir köy Ağveran diye. Evet. Bir anlamı var mı? Bilmiyorum valla. Bilmiyorsun. Anlamadım. Peki hazır mısınız? Hazırım evet. Efendim Hafız Yunus Emre Ağveranlı Rahman suresi 1 ila 16. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu allamal خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء Yunus Emre kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Ve stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız. Yunus Emre'miz için sizlerden puan istirham ediyoruz. Söz sizde, buyurun.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Yunus Emre'miz için hem puanlama hem de değerlendirme vaktidir. Ve bu akşamın ilk değerlendirmesi ve puanlamasını yapması üzere de sözü Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam size bırakalım. Teşekkür ederim Mustafa Cahit kardeşim. Sağ olun. Yunus Emre merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Ne güzel hafızsın. Evet, hafızım. Ne kadar zamanda yaptın hıfzını? 2 seneye yakın hocam. 2 seneye yakın. Okulla beraber, ilkokulla beraber. Öyle mi? Evet hocam. Aa, çok güzel, çok güzel. Hafızlığın iyi mi? Okuyabiliyor musun her tarafını güzelce? Ramazanlarda hocam ezbere mukabele okuyorum. Canlı. Aferin, aferin. Zaten hafızlar mukabele okumalılar. Hıfzı, hafızlığı mukabele kuvvetlendirir, güçlendirir. Devamlı okumak lazım. Ramazan-ı Şerif zaten mukabele ayıdır. Bilindiği gibi Peygamberimiz de Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ı her yıl Ramazan ayında mukabele etmişlerdir. Harflerini çok güzel, sağlam, güzel talim etmişsin. Kimden talim ettin? Hocam Erzurum'da Fatih Çollak hocamızın açmış olduğu bir yer var. Evet. Talim kursu. Öyle mi? Oradan üniversiteden hocalar geliyor hocam. Cumartesi günleri. Evet. Ali Yılmaz, Zeki Yıldırım hocalarımız orada gelip bize... Onlara da selam olsun değil mi? Aleykümselam. Evet, çok güzel. Biraz kısa oldu Yunus Emre ya. Acık daha böyle bekliyorduk. Küllü men aleyha fâne kadar okuyabilirdin yani ama böyle takdir ettin. Güzel, güzel. İnşallah daha güzel. İnşallah. Günlerde daha güzel tilavetlerle seni dinleyeceğiz. Çok gençsin. Puanı alalım hocam. Ben sana 94 puan veriyorum. 94 puan. Şahane. Hafız Osman Agin hocam. Evet Yunus hocam, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş ben bulduk. De hoş geldin diyeyim. Programda herkes size hoş geldin diyor. Şimdi Mustafa Cihat hocam şöyle bir düşündüm. Erzurum'un efendim bir beldesinden ta Anadolu'nun ücra diyarlarından Yunus hocam işte bu programa katılmak üzere çıktı. Geldi işte uçakla, arabayla stüdyoya ulaşmaya çalıştı. Burada gelen arkadaşlarımız, onu karşılayan arkadaşlarımız şöyle duracaksın, şöyle oturacaksın, şöyle kalkacaksın derken hocam Kur'an'a sıra gelmedi. Yani şöyle bir stüdyoya girdi. Jüri, hocalar, efendim 4. jüri, efendim arka tarafta yani okuyacağı metinle böyle bir baş başa kalıp onunla bir hasbihal ederek bir okuma icra etme fırsatı olmadı. Derken başladı ve bitti. Ama güzel bir icra. Ağzına yüreğine sağlık değerli kardeşim benim. Bunlar böyle çok iyi tecrübeler. Güzel tecrübeler, güzel bir vakit diliminde, güzel bir saatte. Eğer müsaade ederseniz çok küçük bir mesajı paylaşmak isterim değerli izleyenlerle. Rahman suresini hocalarımız sık sık okuyor. Benim burada en çok dikkatimi çeken ayet Cenab-ı Hakk'ın dünyayı bir düzen, bir denge üzerine yarattığını ifade etmesidir. وَوَطَعَ الْم۪يزَانِ diyor hocam. Ona bir düzen koydu, bir denge getirdi. İnsana düşen Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bu düzeni, bu dengeyi korumak, onu olduğu gibi işlemesini sağlamaktır. Ancak çok önemli bir nokta var burada Yunus'um benim. Önemli nokta da şu. İnsanın dengesini bozmamak gerekiyor. İnsanın düzenini ve dengesini bozduğunuz an, kainatta var olan her şeyin düzeni, dengesi bozuluyor. Önce insan. Önce insan. Bakın, yatırım yapalım, her şeye yatırım yapalım ama nereye? Önce insana yatırım yapalım. Hocam Yunus da çok iyi bir yatırım. Yani yatırım yapanlardan, Allah buraya gönderenlerden Allah razı olsun diye dua ediyorum. Değerli kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Ben de size 92 puan veriyorum. 92 puan. Harika. Bestekar Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim Mustafa. Rica ederim efendim. Çok şıksınız. Sağ olun. Güzel gören, güzel gördüğünüzü bize ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Sağ olun. Yunus Emre hocam, hafız kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hemşehrim desene. Hemşehrim, evet. Bir hemşehrimiz daha var. Bütün
alemi tasavvufa ismi şerifi böyle üst sıralarda yazılmış bizim ev şehrimiz. Tam da senin ilçenden kim? Alvarlı Efe mi? Değil. He, o mu? Ondan Alvarlı daha evvel. Ondan daha evvel mi? Hacı İbrahim Hakkı Hazuru. İbrahim Hakkı Hazretleri. Evet. Ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allahu Ekber. Onun bir çok makamda bestesi vardır Mustafa. Zat-ı Şerif'iniz de pekala bilirsiniz. Estağfurullah. Bu inşallah bu akşam okuyalım hocam bir tanesini. Evet inşallah. Şimdi musikide tabii böyle ses analizleri vesaire yapmamız durumundayız. Lakin üslup analizi de yapmamız lazım kanaatindeyim. Ne dersiniz saygıdeğer Mehmet evet, Sarı hocam? Evet. Üslup da çok mühim bir şey değil mi? Tavır, kesinlikle. Üslup. Tavır. Yani ses bir... Tavır. Evet. Şeydir, mehaz yahut merkezdir. Ama üslup da onun bana kalırsa olmazsa olmazıdır. Bu üslupta problem var sevgili dostum. Henüz gençsiniz. Üslup elde edebilirsiniz. Ne gibi bir şeyden söz ediyorum? Çok böyle kısa bir cümleyle arz etmeye çalışayım. Sizin icranızda mesela hocam da buyurdular ki çok kısa oldu diye. Aslında sizin tam bitirme noktasından birkaç ayet daha üslubu bulabilmek, o tavrı bulabilmek açısından okumanız icap ederdi. Tam meyan alacağınız yerlerdi oralar ama hocam buraya bir bakalım olur mu? Eyvallah. Sesiniz çok güzel. O yerin devamında mesela başka bir makama da götürebilirdiniz. O küllü men aleyha fan, orayı mesela ben de çok bekledim. Yani her şey fanidir. Orayı böyle çok güzel bir değil mi hocam? Sadayla, çok güzel bir tesirle, ifade ile yapabilirdiniz. İnşallah bunları zihninize alın lütfen değerli kardeşim. İnşallah. 92 evet. Buyurdular. 4 buyurdular. 94. Aradakini de ben arz edeyim size. 93. 93 puan. Efendim, Hafız Yunus Emre Averanlı kıymetli jürimizden toplamda 279 puan aldı. Bir kez daha kendilerini alkışlıyor ve öylece uğurluyoruz. Tebrik ederim efendim, buyurun. Efendim devam ediyoruz. Güzel başladık, şahane başladık. Puanlar da iyiydi ve şimdi bir başka güzel geliyor huzurlarınıza. Salih Okudan. Şu anda Ankara Çankaya Salih Bezgi Külliyesi Camii'nde müezzin olarak görev yapmaktayım. Yakala abi. Abi yakala. Koş koş koş. Yakala. Devam et. Koş 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 koş. Salih Okudan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Allah ekber versin biz de iyiyiz. Tanıyalım sizi kısaca. Versin. Buyurun. Ben Salih Okudan. Ankara Çankaya'da görevliyim müezzin olarak. Aslen Amasya Gümüşhacı köylüyüm. Cenab-ı Hak nasip etti buraya gelmeyi. İnşallah güzel bir şekilde okuruz. Çok güzel bir köyünüz var. Yani ben evet. Gitmek nasip oldu yani. Enteresandır ama oraya rastladı yolum yani. Evet. Çok güzel bir program da yapmıştık orada. Nasıl karar verdiniz katılmaya? En büyük teşviki kimden aldınız? Ben 2 senedir müracaat ediyordum. Bir türlü... Aileniz mi yoksa cemaatiniz mi? Kimler daha çok teşvik etti? Ailemiz de söylediler. Ben de kendim istiyordum yani. Sürekli ben İmam Hatip 1. sınıftan beri ezan yarışmalarına böyle meraklıydım. Bu yıla nasip oldu. Bu yıla nasip oldu. Buraya da geldik. Çok iyi yapmışsınız. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Efendim Salih Okudan Enfal Suresi
20 ila 25. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله Allah'a
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا Salih Okudan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Söz sizde efendim, buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Salih Okudan için değerlendirme ve puan vaktidir. İlk olarak da değerlendirme ve puanlama yapmak üzere sözü Hafız Osman Agin hocam size bırakalım, buyurun. Teşekkür ediyorum Mustafa Cihat kardeşim. Allah razı olsun. Salih hocamdaki gerginlik devam ediyor. Şöyle bir normaldir. Rahatlama hala vuku bulmadı. Bir önünü tabii. Güzel kardeşim benim ya. Böyle rahat. Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Kur'an-ı Kerim okumanın hazzını, keyfini yaşaman lazım hocam. Derdini çekmen gerekmez. Evet, anlatabildim mi? Biz gene de toplum olarak öyle bir toplum olduk. Güzelliklerin tadını çıkarmak yerine sahip olmadıklarımızın kahrını çekiyoruz hocam ya. Sahip olduğumuz güzelliklerin bir mutluluğunu yaşayalım diye düşünüyorum. Şimdi hocam, üstadımızın okuduğu yerde bir ayet-i kerime bakın. Enfal suresi. Ya nasıl bir ayet-i kerime ya Rabbi ya? Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasul. Allah'ın mesajlarına, onun Resulünün mesajlarına kulak verin diyor Halil hocam. Niye? Lima yuhyikum. Sizi diriltsin, yaşatsın ve geliştirsin diye. Hocam bir mesaj eğer Allah'tan geliyorsa, Allah'ın Resulü'nün diliyle geliyorsa, Salih hocam insanı diriltir, yaşatır, hayat verir, güzelleştirir. Şimdi o zaman bak buradan bir yere gitmemiz gerekir Mustafa Cihat hocam. Nereye evet. gideriz biliyor musunuz? Eğer bir mesaj Allah adına olduğu söyleniyor ama insanı diriltmiyor, geliştirmiyor, ihya etmiyor, imha ediyor. Bu mesaj Allah'ın mesajı mıdır? Hayır. Eğer bir insanı, o mesaj insanı öldürüyorsa, insanı öldürmeye, insanın canına kastediyorsa, hiç net bir şekilde bu ayette anlıyoruz ki o mesaj şeytanın mesajıdır hocam. Allah'ın mesajı değil. Onun için ağzına yürene sağlık değerli dostum benim. Sağ ol. Biraz hocam. Heyecan yaptın, heyecanla beraber heyecan biraz. Vesaire falan ama öyle güzel mesajlar ki biz de bakarız. Mesaj tarafındaki güzellikleri yaşarız. Musiki ile alakalı halledeceğim olacağım, uğraşsın dursun. Onun için ben değerli dostum, sevgili kardeşim, hem babamın adı Salih, hem oğlumun adı Salih, hem hocamın adı Salih, hem de şu anda Salih karşımızda, Salih'e 90 puan veriyoruz. 90 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Salih Okutan, çok temiz bir sesim var. Müezzin olduğu için, yani işleyen demir parlar ya, ses gayet böyle net, güzel, temiz. Biraz sesini kullanmada hataların oldu istemeden. Uşak başladın. Daha alt perdelere düşerek, akordu da biraz kaydırarak segah perdesinde karar verdin. Sen burada musiki ile uğraşıyor ve makam dersleri alıyorum demişsin. Evet. Yani bu uğraşma kelimesi biraz mücadele gibi bir mana ifade ediyor. Musiki... İlgileniyor mu demek lazım? Musikiyle ilgileniyorum. Meşk ediyorum demesi. En güzeli meşk ediyorum. Yani hocam,
bizim musikimizin temeli meşktir. Yani musiki üstadlarının eserlerini meşk ederek oradaki nameleri duymak, oradaki nameleri benimsemek, özümsemek, musiki böyle meşk ediliyor. Biz de üstadlardan öyle meşk ettik. Mesela rahmete vesile olsun diye arz ediyorum. Hafız Kemal Batanay hocamdan ben 15 sene gittim geldim meşk ettim. Klasik eserler meşk ettik. Bu arada tahsil ederken de nazariyattan hiç bahsetmedi üstad. Eyvallah. Meşk eden, musikinin bedenini tanıyan, onun anatomisini mutlaka bir gün öğrenir diye hiç nazariyata girmemiştir. Hep meşk etmiştir, hep meşk etmiştir. Tabii o zaman kalıcı oluyor. Hani diyorsun ya, makam dersleri alıyorum. Makam dersleri de onun içindedir. İnşallah devam edersin. İnşallah. Bu güzel sese hem bir güzel hafızlık yakışır. İnşallah hocam. Hem de biraz daha bu ses meşki, ses eğitimi olursa hem ezanların güzelleşir, hem tadına varırsın, hem de daha güzel okuyacaksın. İnşallah. Salihciğim, ben sana... Ben de 90 veriyorum. 90 puan. Halil Necipoğlu hocam. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Hoş bulduk. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sesinize vüsat, gönlünüze bereket. Amin hocam. Sağ olun hocam. Saygıdeğer Mehmet Ali Sarı hocam meşk önerdi. Ve Femi Muhsin, yani ağızdan ağza eğitim almak bence de en doğru teknik. O kadar ki onu izleyerek, takip ederek, özümseyerek, içselleştirerek yapmak lazım. Aynı zamanda meşk bir nefs terbiyesidir değerli dostum. Böyle de bir tarafı vardır. Yani bunu da anlamak lazım. Evet. Şimdi sesinizin cinsine, şiddetine, bütün vasıflarına herhangi bir analiz yapmaktan ziyade, çünkü çok yalın, temiz, güçlü bir ses. Bir de seyir esnasında üstad çok böyle bir, nasıl söyleyeyim, hengame oldu sanki. Bir dağınıklık söz konusu oldu. Yani mesela en son karar ettiğiniz yerden bir önceki ayette o, değil mi, Hüseyinliler vardı. Ben öyle karar edeceksiniz diye bekledim doğrusu. Neden etmediniz? Uşak yapmak istedim başladığım gibi ama burada heyecandan dolayı böyle rast, segah, eviç, müstahar, hüzzam, o tarz, değil mi hocam, ne dersiniz? Efendim, zorlamamak lazım. Kendi haline, akışına bırakmak lazım. Şimdi eğer müdahale ederseniz yanlış yollara sapabilir. Ha, makam dersi alıyorum ifadesi burada var ya, o bakımdan. Evet. Bir söylüyorum. Şimdi bir de yine seyir esnasında, çok bağışlayın, bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ben hep şunu söylerim, böyle öğrendim çünkü musiki daima tilavetin arkasında olmalıdır diye söylerim, bunu bilirim. Şimdi siz cümleleri ifade ederken, musiki cümleleriyle ifade ederken orada öyle bize göre yani nüanslar, esler verdiniz ki o kelimeleri, sözcükleri tabiri caizse farklı bir yerden sundunuz gibi. Salih hocam, Allah'ın salih kullarından olalım hep birlikte inşallah. 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 Allah bizi salihlerle birlikte haşreylesin. Amin inşallah. Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak öldürsün ve salih kimselerle haşreylesin. Amin. Amin. Cümlemizi. 90. 90 puan. Salih Oku'dan, hocalarımdan toplamda 270 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Buyurun. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şimdi huzurlarınıza Turgut Korkmazer geliyor. Gel.
Turgut Korkmazer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sizler nasılsınız? Sağ olsunuz, iyiyiz. İyi gördük sizi, biz de iyiyiz efendim. Tanıyalım, buyurun. Ben Turgut Korkmazer, Çorum Osmancık doğumluyum. Çankırı Orta ilçesinde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Kaç yıl oldu? 2 yıla yaklaştı. 2 yıla yaklaştı. Evet, maşallah. 2 yıla yaklaştı. Allah gayretiniz artırsın. Teşekkür Hazır ederim. Mısınız efendim? Evet, hazırım. Efendim, Turgut Korkmazer, Ali İmran suresi 169 ila 174. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا فانقلبوا بنعمة
Turgut kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için puanlama ve değerlendirme vaktidir. İlk puanlamayı ve değerlendirmeyi yapmak üzere de sözü Halil Hocam size bırakalım. Buyurun. Eyvallah, teşekkür ederim. Rica ederim. Kıymetli dostum, aziz kardeşim. Evvela hoş geldin aziz kardeşim. Hoş bulduk, kardeşim. Teşekkür ederim. Güvensiz okudun ya. Sanki böyle bir ürkek değil mi, evet, okudun? Yani heyecanlandığın dolayısıyla da ritmi tam algılayamadın. Yani bir ritim var ama o ritmi de biz kendimiz tespit ediyoruz. Evet. Değil mi? Heyecandan dolayı tabii ki. Değil mi? Öyle oldu. Evet. Ama sesin gayet güzel. Bir de sadık kaldın. Neye biliyor musun? İşte başladığın yere, makama daha doğrusu. Hiç başka bir yere taşırmadın. Bir onun tam karşısındaki yukarıki sesleri bir yokladın vesaire. Sesinin rengini dolayısıyla anlamış olduk. Yüksekliğini de görmüş olduk. Rahat olaydın. Biraz da kısa oldu sanki. Bana böyle geldi hocam. Siz ne dersiniz? Biraz hızlı okudu. Hızlı okudu değil evet, mi? Evet, evet. Ondan dolayı. Yani tam kıvamına geldiğinde aşırı bitti. Evet. Ama iyi bir ses ha. Mustafa'cığım ne dersiniz? Kesinlikle. Güzel bir ses. Teşekkür ederim. Şeye ihtimam gösterilmeye ihtiyacı olan bir ses. Kim gösterecek bu ihtimamı? Bilemiyoruz. Sen göstereceksin evet, ben abi. Ben göstereceğim. Evet. Tabii. Sen göstereceksin. Biz bak ihtimamla sana not vereceğiz şimdi. 93 puan veriyorum. 93 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Evet. Turgut Korkmazer kardeşimiz. Ses çok güzel. Yükseklik mükemmel. Tını, tadı da güzel sesin. Ancak seyirde biraz başarısızlık var Turgut. Üniversite okuyorsun. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda okuyorsun. Evet, şu anda görevden dolayı gidemiyorum okula. İnşallah devam edersin. İnşallah. Şimdi başladığın yerden devam ederken Hüseyin'i perdesini kullandın. Farkında mısın? Evet. Farkındasın. Güzel. Ondan sonra çıkacağın yer Gerdaniye ve Muhayyer'dir. Sen ne yaptın? Oradan ta tiz Neva'ya atladın. O sesini gösterdin ama orada bir arada bir boşluk, orayı kullanamadın. Orayı kullanmak lazım. Yani bu seyir tekniği böyle bir şey. Namelerin çok güzel, çok tatlı. İnşallah bu vakit bulur da konservatuvardaki tahsiline devam edebilirsen orada meşk edeceğin klasik eserlerle bu açığını kapatacağını düşünüyorum. İnşallah. Malzeme olarak sesin çok güzel. Teşekkürler. Hafızlığın yok ama ezberinde pek çok sure vardır değil var, mi? Evet. Nereler var mesela? Yasin, Tebareke, Amme. Farklı aşırlı aşırı şerifler var. Aşırı şerifler var. Hocam bir yerde vakfetti. Orası doğru bir yer miydi? Bir de iyi hatırlattınız. Ben de bu not almışım. Orada İsmi mevsul üzerinde iki defa vakfettiniz ki o çok hatalı. Billezine, billezin diye, lillezin diye evet, o ismi mevsullerde vakfedilmez.
sılasıyla beraber. Lillezine ahsenu. Geçecektim de nefesim yetmedi hocam. O yetecek. Evet, işte. Mecbur yetecek. Keşke. Evet, lillezine ahsenu mesela. Ahsenu kelimesini mutlaka kullanman lazım. Evet. Yani orayı yetireceksin yani mecburen. Tamam. Onun için bunlara dikkat Tabii et. Tabii ki. İşte peki, nefes kontrolü dediğimiz şey bu hocam. Peki. Ne kadar heyecanlansanız da nefesinizi kontrol etmelisiniz. Evet, evet. Evet. Doğru. Ben size 90 veriyorum. 90 puan. Yani daha aşağı inmeye, bir iki puan aşağı inmeye gönlüm razı olmadı. Eyvah. Yani 88, 87 falan filan ama artık böyle gönlüm razı olmadı. Çünkü çok kabiliyet, çok güzel. Olacak inşallah. İnşallah hocam. Osman Egil hocam. Mustafa Cihaz hocam, benim hayatta en çok sevdiğim, yani böyle gönlümün huzur bulduğu insan tipi modeli olur ya böyle karşılaştığınızda. Evet. Mahcup ve mütevazi insanları çok seviyorum hocam ben ya böyle. Mahcup, mütevazi, alçak gönüllü. Daha Turgut hocam gelirken baktım böyle, öyle bir adam hocam ya. Çok böyle şeker gibi bir adam, çok tatlı böyle. Çok leziz. Söylenenleri de çok güzel dinliyor. Yani işine yarar yaramaz fark etmiyor, hepsini dinliyor. Ne yararsa diyor, onu alıp cebimize koyarız. Allah razı olsun değerli kardeşim. Önce insanın ahlakı çok önemli. Ahlak, o ahlak olmayınca hiçbir şey olmuyor. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de hep ahlaka vurgu yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde ahlak olmayan imanın bir işe yaramayacağını söylüyor, evet. Biliyor musun değerli dostum benim? Şimdi Mustafa Cihat hocam, yine uzatıyorsun hocam diyecek bana. Karşıdan da bakıyor ama. Yani bu gece de güzel gece hocam. Biraz bir şeyler söylemek lazım. Şimdi hocam çok güzel ayetler var. Bulunmaz geceler. Bulunmaz geceler Hidayeye hocam, evet. Ulaşır ya ulaşamayız. Ya. Ben de kendi adıma söylüyorum. Estağfurullah hocam. Allah razı olsun. Gençsiniz daha, çok Ramazanlar göreceksiniz. Sizin duanızla hocam. İnşallah. 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 Şimdi doğru yolda olan insanların, doğru yoldaysa hocam, hayatını doğru yolda geçirmişse, onların varlığı da yokluğu da diğer insanlara doğru yolu gösteriyor. Onların ölmeleriyle, dar-ı bekaya gitmeleriyle eğitim bitmiyor. Hala diğer yaşayanlara doğru yolu gösteriyorlar. Rehberlik devam ediyor hocam. Çok güzel bir şey. Onun için ölüler demiyoruz Allah yolunda hayatını feda edenlere. Bir tane mesaj şu. Ben hala mesaja gelmedim biliyor musunuz hocam? Mesaj o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Hocam müminin bir duruşu olur, duruşu. Bunu hiç sağlayamadık. Yani vakfediyoruz ya. Müminin bir duruşu olur. Bak duruş şu hocam. Ayet diyor ki: "Ellezine kâle lehumun nâsu innen nâse kad cema'û lekum." Onlar, o duruşu olanlara derler ki sizin için büyük bir ordu topladılar. Ordu vallahi size doğru geliyor. Hiçbir şey yapamazsınız. Korkun bunlardan. Hocam nasıl bir şey? Algı operasyonu. Ya "Ellezine kâle lehumun nâsu innen kad cema'û lekum takhşavhum." Korkun bunlardan. Hocam duruşu olanlar şöyle der. Şöyle olur. Fezâdehum imâne. İmanları artar. Ya. Vallahi korkmazlar hocam. Onların imanları artar. Keyifleri gelir. Şöyle derler. Ve kâlû. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Allah'a dayanan sırt. Başkaya şey yok. Ya dostum benim ya. Çok güzel açıkladınız. Ya hocam estağfurullah. Teşekkür ederim hocam. Şimdi değerli dostum, tabii bu tarihteki bir olayla alakalı. İnşallah bir başka zamanda ona temas ederiz. İnşallah. Turgut hocamın da bir duruşu var hocam. Duruş çok güzel duruş ama tilavet değerlendiriyoruz. Ben de Turgut hocamın da affına sığınarak muhterem hocamın verdiği puanı size takdim ediyorum. Teşekkür dostum ederim. Benim. Sağ olun. 90 puan. Efendim Turgut Korkmazer hocalarımdan toplamda 273 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Ve onuruz efendim. Buyurun. Efendim devam ediyoruz. Şimdi huzurlarınıza Selahaddin Kaya geliyor. Elif Lâ. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Aleykümselam Selahattin Kaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah, sen iyisin. Allah'ın şey versin, biz deyiz. Tanıyalım efendimizi, buyurun. İnşallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İsmim Selahattin Kaya, Yozgatlıyım. 1979 doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın kardeşim. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nda çay ve servis elemanı olarak görev yapmaktayım. Kur'an aşığı bir insanım. Çok seviyorum Kur'an-ı Kerim okumayı. Maşallah. Allah Allah. İzledim TRT'den, katılmak istedim. Allah razı olsun, kabiliyetlere geldim inşallah. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, Allah getirdin. Razı olsun. Sağ olun. Canım çok kardeşim iyi yaptınız, benim. Sizi tanımak çok güzel oldu. İmam Hatip Lisesi'nde dışarıdan bitirdim, çok şükür elhamdülillah. 2014'te. Bu kuruma da yine Kur'an-ı Kerim'in yüzsü hürmetine girdim. Rabbim nasip etti. Bir yerde bir namaz kılırım camide. Dedi hocam, siz nerede görev yapıyorsunuz? İşte biz gelelim, sizden istifade edelim. Sizin orada dinleyelim. Dedim ben herhangi bir yere göre değilim. O zaman da işsizdim gerçekten. İş arıyordum. Tam bir ev olmuştu. Çocuklar memlekette, Yozgat'taydı. Ben de evim İstanbul'daydı. Ben de burada Ankara'da bacağımın evimde kalıyordum. Allah razı olsun. İşte orada küçük bir camide ezan bitti. Milleti ayağa kaldırdım. Salavat getirdim. Ondan sonra cemaatin biri sarı aldı getirdi bana. Hocam namaz kıldırabilir misiniz dedi. Ben dedim buranın imamı yok mu? Var ama haftalık izinde. O zaman o benim işim inşallah. Kıldırırım dedim. Geçtim, Allah kabul etsin, kıldırdım. Bir de Aşk-ı Şerif'i okudum inşallah. İnsanlar sıraya geçti. Tam bir ev olmuş, bunu almışım ben de. Allah kendi kendime Allah. Dedim ki herhalde ben işi buldum dedim kendi kendime. İşime geçtiğine öyle söyledim yani. Allah Allah. Dışarı çıktım, bir beyefendi beni bekliyor, gözlüktü. Dedi, aynı söyledim işte, Allah razı olsun hocam, ağzına sağlık işte, nerede görevsiniz deyince bana, dedim efendim ne görevi? Ben işsiz adamın tekiyim, iş arıyorum. Senin gibi adam nasıl işsiz kalır falan dedi. Evet. Hemen adını soyadını verdi efendim. Telefon numarasını yazdı. Allah razı olsun. Ben dedi ki başbakana gelebilir misin dedi. Pazartesi günü dedi. Şaşırdım kaldım. Dedim Allah razı olsun. Gelirim efendim dedi. Rabbim için bana yine bir kapı açtı. Allah'ıma sonsuz şükrediyorum. Hamd ediyorum. Allah Allah. Allah. Yani sen Allah dersen Rabbim de kulum diyor. Evet, çok maşallah. Maşallah. Rabbim şükür olsun. Harikasın Selahattin abi. Allah razı olsun. Harikalısın efendim. Allah razı olsun. Hazır hissediyor musun kendini? İnşallah. Peki. Efendim Selahattin Kaya, Bakara suresi 103 ila 107. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. وللكافرين عذاب أليم
وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء Selahattin Kaya abimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin Kaya için puanlama ve değerlendirme vaktidir. İlk puanlamayı ve değerlendirmeyi Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam sizden alalım. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sağ ol Bey. Selahattin Kaya kardeşimiz, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Bir cesarettir, güzel bir şeydir. Bir büro memuru olarak çalışıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i bu seviyede nerede geliştirdiniz? Kolay değil bu seviyeye ulaşmak. Efendim, Kur'an kursunda okumuştum. Hafızlık yapmıştım 8'e kadar, 93-94 yıllarında. Öyle mi? Ondan sonra da bitiremedik. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in böyle okunmasını kurslarda öğrendiniz. Kur'an kursunda, Diyanet'in Kur'an kursunda okumuştum. Hafızla yapmıştım. Hafızlığı 8'de bıraktım hocam. İşte öylece kaldı. Ama elhamdülillah yine de ben de yani hafızı bıraktım ama Kur'an-ı Kerim'i bırakmayacağım dedim. Baba da çok sevdi, Allah razı olsun. Oğlum sen Kur'an-ı Kerim'i bırakmadığın müddetçe Rabbim seni hiçbir zaman boş bırakmaz. Keşke, keşke hafızlığı da bırakmasaydınız. Yani... Yapar hocam. Yine yaparım hocam da işte... Şimdi bakın. Nereye kadar ezberlediyseniz 5 sayfa mı yaptınız? 8 sayfa. Alttan 8'e geçmiştim. O 8 sayfayı canlı tutun yeter. İnşallah hocam. Allah gönlünüze göre versin. Allah İnşallah umduğunuza nail olursunuz. İnşallah efendim. Allah razı olsun. Buraya gelirken bu okuyacağınız yeri bir üstadı dinlettiniz mi? Camide vakit bulabildiniz mi? Yani pazar günü işte buraya gelince camide okudum. Oradaki hocalarım dinledi. Yani ufak tefek takı olur ama normaldi yani. Bir şey demediler yani. İnşallah yani tabii eksikler var yani. Şimdi siz de biliyorsunuz. Evet efendim. Bir üstadın, bir Femi Muhsin'in önünde çok uzun bir zaman istemez.
ufak tefek dokunuşlarla gayet güzel bir tilavet şekline gelebilirsiniz. Şu, ben de eli... Doğru efendim, Allah razı olsun. Keşke öyle bir imkan olsa, gitsem onun izninde. O imkan, yani, o imkan. O ilmi, inişler, çıkışları benim mesela harbiler. Yani belki eksiklerim şu, siz daha iyi bilirsiniz efendim. Salahattin Kaya kardeşim, o imkanı arayın. O Allah. İmkanı arayın. Sesiniz gayet güzel, kuvvetli, yaşınız müsait, 40 yaş. Daha Allah gençsiniz. Dolayısıyla biraz o işinizden oraya bir vakit ayırırsanız çok güzel olacak. Çok değerli İnşallah olacak. Efendim. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Ben size not veriyorum. 87 puan veriyorum. 87 puan. Osman Egin Hocam. Evet, Mustafa Cihat Hocam. Şimdi dikkatimi çeken şu. Arkadaşları siz davet edersiniz oraya. Tilavet etmek üzere gelirler. Uzaktan sizin elinizi sıkarlar. Evet. Şimdi Selahattin abi geldi. Önce sana bir sarıldı. Evet. Dedi ki sana uzak durma. Mümin mümine sarılmalıdır. Allah'ım. Mesajı verdi hocam. Çok çok güzel bir hadis-i şerif. Bakın hepsi güzel çok ama. Çok samimi. Ya el mu'minu me'lefetun ve la hayra fî men la ye'lefu ve la yu'lef diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek abi? Hocam sokulmayan, sevmeyen, şöyle görünce sarılayım. Yani böyle bir mümin, hoşnutluk olan, hoş olan bir insandır mümin diyor. Görünce hemen selamını verir. Ona ısınır. Kendisine ısınılan. Kendisiyle geçinilmeyen. Ya değil mi değil hocam? Mi? Bir türlü geçinemiyor. O zaman problem var, tehlike var hocam, tehlike var. Şimdi Selahattin abimiz öyle bir abi. Bir şey daha söyleyeceğim yani. O da şu, bakın bu çok yanlış bir algıdır. Bunu nasıl değiştireceğiz, ne yapacağız bilmiyorum Mustafa Cihat Hocam. Şimdi bir Selahattin abi büro görevlisi orada çay yapıyor. Şey şu hocam, beni düşünelim şimdi. Diyelim ki ben imamım. Efendim Kur'an-ı Kerim'i baştan sona süper ezberledim. Makamata uygun da okuyorum. Arapça da var, vaaz ediyorum vesaire falan filan. Ama tevazu yok. Ahlak yok. Kibir var. Kibir var, gurur var, insan beğenmeme var. Şimdi bak çok önemli. O ise çay yapıyor, çay pişiriyor. Çay kaynatıyor, götürüyor insanlara ikram ediyor. Şimdi soru şu. Allah indinde, ben caminin içerisindeyim. Allah indinde ben mi daha Allah'a makbul bir insanım? Yoksa Selahattin abi mi? Hocam Kur'an'ın cevabını söyleyeyim ben size. Hazreti Peygamber'in cevabı Selahattin abi. Bu böyle bir şey. Onun için çok iyi etmişsin, gelmişsin. Allah razı olsun. Sizin Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Hocam 87 puan verdi diye üzülme. Yok efendim. Tamam yok. Çünkü ben telafi edeceğim. Ben 97 vereceğim. Allah 97 puan. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok güzel. Halil Hocam. Evet. Çok... Böyle ibret verici, güzel bir hikayeyle başladık. Değerli Selahattin dostumuzun, hocamızın, kardeşimizin hikayesi çok etkileyiciydi değil mi hocam? Çok güzel. O işte içinden geldiği gibi de yani kalbiyle de konuştu. Güzeldi. Samimiyetini çok böyle net alabildik. Bu lazım zaten. Allah razı olsun efendim, sağ olun. Bunun için bence değil mi yapılanmak lazım, ya kendimizi böyle yapılandırmak lazım. O hikaye çok etkileyiciydi Mustafa, ne diyorsun? Kesinlikle hocam. Cengiz Numanoğlu'nun bir mısrağı aklıma geldi. Buyurun. Siz alakadarsınız da o bakımdan size söylüyorum. Buradan da selam ediyoruz kendisine. Eyvallah, eyvallah. Diyor ki, ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin, ya herkese baş eğer hiçbir şeye değmez. Sen en güzel yolu seçmişsin. Allah razı olsun. Allah hamdü sena olsun. Sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. O siret suret meselesi var. Yani kalbiyle dilinin yüzünün yansıması, birleşmesi, buluşması o sizde benim kanaatime göre çok bariz bir şekilde ortada. Hocam telafi etti. Allah razı olsun. Etmeseydi ben edeceydim. Allah sana razı olsun. O takdirde sizin bendeki asıl
notunuz yüzlerce yüz ama... Allah razı olsun. Tabii malum buradaki durumu da değil mi? Göz önünde bulundurmamız icap eder. Ama bu cesaretiniz, buradaki bize sunduğunuz letafetiniz... Samimiyetiniz. Samimiyetiniz benden size değerli kardeşim 90... 5. 95 puan. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Efendim Selahattin Kaya hocalarımdan toplamda 279 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini alkışlıyoruz ve oluyoruz. Tebrik ederiz. Çok sağ olun hocam. Buyurun. Evet şimdi bu akşamın son bülbülünü huzurlarınıza davet etmek istiyorum ama öncesinde Halil hocam okur ve aynı zamanda da sizler eşlik ederdiniz ya bazı akşamlar. O akşamlardan bir akşam olsun. Acaba hocamın içine şu anda doğan nasıl bir eser var? Aklına geliveren ne var bilmiyorum ama beraberce bir ilahi okuyalım isteriz hocam. Başlasın efendim. Mağfiret günlerindeyiz malum haliniz. Tam da ona denk gelen bir tevhid. Çok güzel olur. Birlikte ekran başındaki değerli dostlarımız da eşlik ederler. Düşünsenize Mustafa'cığım yani milyonlarca değil mi? Bir tek bir ağızdan tek bir ifade çıkacak. Ne o? Allah, Allah, Allah. Evet, evet. Allahu Ekber. Ben şeyi öneriyorum. Bu aklı fikir ile Mevla bulunmaz. Bu ne yâredir ki merhem harika. Efendim hem Halil hocamıza hem de tabii ki stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim bu akşamın son bülbülü huzurlarınıza geliyor. Hafız Osman Küçük. Okuyucularımız Ali Kel hocamız var, Ahmet Müsel hocamız var, Hilal Demir Güzel hocamız var, İlçe Müslümanımız var. Konuşmacımız, inşallah siz de davetliler arasındasınız, okuyucularımız arasındasınız. Uçak gidiyor. Gördün mü uçağı? Uçak. Evet o uçak. Eve gidelim mi oğlum? Gidelim. Neden? Peki. Erzurum kaydırağını ister misin? Hadi kaydırağını. Erzurum kilidin mülk İslam'ın Thank you.
Hafız Osman Küçük, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah ikram versin. Tanıyalım efendim sizi. İsmim Osman Küçük. Aslen Erzurumluyum. İzmir'de görev yapıyorum. Manisa İmam Hatip Lisesi ve Karaköy Kur'an Kursu mezunuyum. Hafızlığımı da babamda maşallah yaptım. O da emekli müezzin kayyım. Evet. Şu anda çok da güzel. İzmir'de Bayraklı ilçesinde İzzet Erişen Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Görev yapıyorsun. Evet. Şimdi hem size de sormuş olayım, hem de Osman Egin Hocam'a sormuş olayım. Hafızlığı babada yapmak daha mı zordur, daha mı kolaydır hocam? Hani bir hocaya gitmiş olmak onun... Çünkü babayla sürekli aynı evdesin. Siz de bu arada babanız da yaptınız değil mi? Ben de babam da çok yaptım. Üstadım işte, oradaki tabii. Çok güzel bir soru sordunuz. Orada genelleme, hani genelde yapmayın diyorlar ya. Yani babaya göre ve evlada göre değişir. Değişir. Mesela örnek vereyim. Ben hafızlığımı babamdan yaptım. Abim dedi ki ben senden yapmam baba. O da gitti ofta yaptı. Yani orada Bölümce diye bir köy vardı. Bir Kur'an kursu vardı. Bölümlü. Evet. Diye bir Kur'an kursu. Orada gitti yaptı. O biraz şeyle alakalı, yani yaklaşımla alakalı. Belli bir disiplini olan bir şey hocam. Hani... Tabii sürekli şöyle bir şey. Dersin dışında da sürekli denetim ve gözetim altındasınız. Ama o gün düşünemiyorsunuz ya çocuk olduğunuzda. Ama tabii. Bugün düşünseniz hafızlık süresi boyunca, eğitimi boyunca hocam tabii hala devam ediyor hocamın denetimi. Hem bizim üzerimizde hem kendi üzerinde. Dolayısıyla babadan yapmanın çok büyük avantajları var. Ders esnasında, evde, yemek, her yerde çok güzel bir şey. Babadan bir türlü de şahane bir hatıra. Eşinden 55 yaşında hafız olan Allah Allah. Tanıdığımız var eşinden. Müthiş. O da ayrı bir şey. Bence o daha zor aslında. Herhalde. Tebrik etmek lazım yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Öldü nasip diye bir kardeşim. Babanız hayatta mı hocam? Evet hocam hayatta. Allah şu sağlık anda afiyet da burada. Öyle mi? Evet. Bir görelim ya. Hoş arkadaşlarımız geldin, da. Eyvallah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi bu arada. Maşallah. Bu alkışlar sizin içindi. Güzel bir evlat yetiştirmişsiniz ve hafız etmişsiniz. Kolay değil gerçekten de. Efendim hazır mısınız? Hazırım. Hafız Osman Küçük, Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله من اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
kabul. لو كانوا يعلمون إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق الله العظيم Hafız Osman kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamın son puanlamasını istirham ediyoruz sizlerden. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz ve bu akşamın son puanlaması ve değerlendirmesi için de ilk sözü Hafız Osman Agin Hocam size bırakın. Hocam teşekkür ediyorum Mustafa Cihat kardeşim. Allah razı olsun. Osman Hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyorum. Güzel bir tilavet. Allah razı olsun hocam. Ama son ayete gelinceye kadar bir türlü kaygıların, endişelerin nasıl oluyor, nasıl olacak vesaire. Onları atmadan bu Kur'an-ı Kerim tilaveti bunları çok kabul etmiyor Osman Hocam. Evet.
O yani o kaygılar, endişeler hayatta da öyle. Evet. Kaygılarımız, endişelerimiz, beklentilerimiz bizi esir alıyor. Esir alınca da yapabileceğimiz bir davranışı da sergileyemiyoruz. Ütlüme ahikinden sonra biraz son ayet-i kerimeyle beraber biraz kendine geldin. Ağzını düzgün güzel okuyorsun. Allah razı olsun. Yetiştiren babandan da hem ha. hocan da oluyor. Allah razı olsun kendisinden. Cenab-ı Hak sağlık afiyet ihsan eylesin. Mustafa Cihat Hocam, üstadımız Ankebut suresinden okudu. Ve başladı ayet-i kerime de devamlı yine her ayette olduğu gibi inananlara, müminlere, Müslümanlara mesajlar veriyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ Bir kişinin Allah'ı bırakıp dayandığı ve güvendiği güç örümcek kadar zayıf, örümcek kadar güçsüz, örümceğin ağı kadar dayanıksızdır. Onun için insanlar yaşamlarında daima nereye dayandıklarını, nereye güvendiklerini, nereye yaslandıklarını çok iyi bilmesi lazım evet. Osman Hocam. Eğer Rabbimize yönelirsek, ona güvenirsek, sırtımızı onun emirlerine dayanırsak, gücümüzü oradan alırsak ondan sonraki şeyde hiç problem yok. Ama biz ne yapıyoruz? Genelde hep gördüklerimizle hareket ediyoruz ama evet. gördüğümüzde neresi hocam? İşte duvara kadar, duvardan arkasında neler var bilemiyoruz. Ondan sonra da başımız bir türlü sıkıntıdan kurtulmuyor. Cenab-ı Hak bu güzel gecede bizi sıkıntılardan, dertlerimizden, kaygılarımızdan, endişelerimizden muhafaza eylesin. Korusun diye temenni Amin. Ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık değerli dostum. Ben size 94 puan veriyorum. 94 puan. Halil Hocam. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Mustafa dostum, kardeşim. Efendim, hadise şundan ibaret. Biz hepimiz bu hayatta bir şeylerin kölesiyiz. Bir şeylere esir oluyoruz kendimizi. Halbuki bir özgürlüğe ihtiyacımız var. En büyük özgürlük ise Allah'a köle olmaktır. Evet. Bunu böyle şey yapmak lazım. En büyük özgürlük Allah'a köle olmaktır. O köleyi kul ile çevirebilir miyiz? Çevirdik Allah... gitti hocam. Evet, Allah'a kul Çevirdik. Olmak. Babadan yola çıktınız Mustafa. Siz babanıza tahsil görmüşsünüz. Babanız berhayat. Allah hayırlı ömürler versin. Amin inşallah. Ben fakiri pür taksirde merhum babamla meşk etmiştim. Allah rahmet eylesin. Amin, Allah eylesin. Tatlı sertti böyle. Ama disiplini elden bırakmıyordu. Disiplinsiz de bir şey olmuyor. Olmaz zaten. Evet. Diğer türlü olmaz, mümkün değil, imkansız. Duakarız, duakarız. Babalarımıza, annelerimize duakarız. Allah hayatta olanlara selamet, ahirete göçmüşlere Amin. Rahmet Amin. Eylesin. Amin. Hocam istikrarsız bir okuyuştu. Bunu söylemem lazım. Ama şey güzel, maya güzel, hamur güzel, işlendikçe güzel. Herkes bir inci diyoruz ya Mustafa. Hakikaten bu akşam da öyle ama bu akşam bu istikrarsız okuyuşa rağmen ses kalitesi ve kulak şeysi, hassasiyeti itibarıyla kendisini de yapılandıracak kanaatimle en iyisi arkadaşımızdı. Bak söylüyorum, bir inci herkes. Sakın başka bir şeye çekilmesin bu. Ve ben size muhterem Osman Egin hocamın puanını tekrar ediyorum. 94 puan. Ve Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Evet, şimdi burada hüsnü tesadüf, güzel bir tesadüf. Babaların meyveleri oldu. Osman Egin kardeşimiz babasından hafız olmuş. Halil Necipoğlu kardeşimiz babasından hafız olmuş. Siz bu de annenizden değil Osman mi hocam? Küçük kardeşimiz de burada hazır olan babasının evet. bir meyvesi olarak. Ben de babamın duasının bir neticesiyim. Çok güzel. Babam müezzinlerin sesini duyunca kırlarda, oğlum olursa onu bir köy imamı yapayım da minareden ezan okusun dursun demiş. Allah Allah. Ben de Allah şimdi hep ezanla meşgulüm yani. Ne güzel. Bu arada anneniz hocanızdı değil mi hocam? Hafızlığımı benim annemin kontrolünde yaptım ben de. Çok güzel.
Evet. Allah, Allah hepsine rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rakamlar cennet olsun. Amin. Efendim ben kardeşimizin, Osman küçük kardeşimizin okuyuşu bizim Türk okuyuşu tavrıdır. Hafız Hasan Efendi böyle okurdu. Bu şeyle okur, yükseklikte okur ve böyle devam eder. Hep aynı okuduğundan talebeleri de öyle okurdu. Talebelerini duyanlar bu Hafız Hasan'ın talebesi derlerdi yani. Ben affedersiniz. Meşk ederdi. Eyvallah yani. Bugün meşkten gidiyoruz ama şimdi bir tasih, çok küçük bir tasih. Benim istikrarsızdan kastım şeyle ilgili dostum. Ya makamatı takibinizle ilgili. Evet hocam. Evet. Arz edebildim mi? Anladım. Sakın hocam. Farklı evet, anlamayın. Evet, anladım. Estağfurullah. Buyurun başlayın. Evet estağfurullah efendim. Sesinizi akord olarak yüksek başladınız. Bu böyle bir adet vardır bizde. Camilerde böyle okurlar. Biraz daha sesimizin en alt seslerinden başlarsak Kur'an okşayıcı olur. Böyle kulağımıza sert gelmez. Malum sesler kulağımıza böyle renkler gibi, renklerin gözlerimize geldiği gibi kulaklarımıza böyle tonlar halinde geliyor. Çok baskılı gelir. Tiz sesler baskılı gelir kulaklarımıza. Evet. Halbuki Kur'an'ı okşayıcı, yumuşak okumamız lazım. Yumuşak iletmemiz lazım. Peygamberimizin tavsiyesi de öyle olmuştur. Evet. Çeşitli beyanlarıyla öyle olmuştur. İnşallah onu o şekilde... İnşallah hocam. Burada biraz heyecanlıydınız tabii haklı olarak. Size evet. Hak veriyorum yani. Kim olsa sizin yerinizde aynen. O heyecanı duyar. Bir de bu heyecan neticesi olarak yine meselüllezîne tehezû min dûnillâh diye geçici olarak vakfettiniz. Evet hocam. Orada yine heyecana bağlı. Heyecandan nefesim yetmiyor. Evliya da vakfetmek lazım. Cümle orada bitiyor. Evet. Meselüllezîne tehezû min dûnillâhi evliya. Sonra aslında... işte geriden alarak falan. Ankebut'a kadar gelebiliyorum ama hocam işte buranın evet, gelmek lazım. Heyecanından dolayı. Gelmek lazım. Güzeldi, başarılar diliyorum. Ben de size 90 veriyorum. 90 puan. Efendim Hafız Osman Küçük hocalarımdan toplamda 278 puan aldı. Bir kez daha kendilerini alkışlıyoruz ve uğurluyoruz efendim. Tebrik ederiz, buyurun. Evet, bu akşamın son bülbülünü dinledik. Az sonra final vakti diyeceğiz. Finale geçeceğiz ama öncesinde artık güzel bir adetimiz oldu, geleneğimiz oldu. Mehmet Ali Sarı Hocam'ın dilinden hep birlikte ülkece, hatta dünyada şu anda bizi izleyen diğer ülkelerde de kıymetli izleyenlerimiz var. Hep beraber amin demek için hazırız hocam. Duanızı alalım inşallah, buyurun. Amin. Ya Rabbi, Ramazan ayı... Kelam-ı Sübhani'nin semalardan arza indirdiğin aydır. Böyle bir ayda Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Bu kelamın hürmetine, onu okuyan diller hürmetine, onu dinleyen gönüller hürmetine, Ya Rabbi bizleri affeyle. Amin. Ya Rabbi, amin. Ya Rabbi. İman neşvesine erişememiş kardeşlerimize, İman nasip eyle. Amin. Mümin kardeşlerimize ise imanlarının artmasını nasip eyle. Fezadehüm imana fehvasınca imanlarını artır ya Rabbi. İlahel alemin, bu mübarek gün ve gecelerde yapmış olduğumuz kusurları fark ediyoruz. Onları aklımıza getiriyoruz. Onlar için senden af diliyoruz. Ya Rabbi bizleri affeyle, amin. Bizleri bağışla. Sen Rahman ve Rahim'sin. Merhametini bizden esirgeme. Amin. Bir kelamında ve rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır buyuruyorsun. O rahmetinden bize de nasip ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ülkemizdeki birliği, beraberliği ve... Kardeşlerimizin birbiriyle olan ülfetlerini ziyade eyle. Amin. Tefrikalara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Milletimizin birliğine, beraberliğine kastedenlere fırsat verme. Amin. Hudutlarımızda
bu mübarek gün ve gecelerde hudutlarımızı bekleyen ve onlar adına, onların bu işleri için, bu bekçilik, bu nöbetleri uğruna bizler evlerimizde, sofralarımızda, çoluğumuzla, çocuğumuzla oruçlarımızı açıyoruz, oruçlarımıza niyet ediyoruz. Ya Rabbi, onlara güç kuvvet ver. Amin. Onlara tahammül ver. Amin. Onlara sabır ver. Amin. Onlara metanet ver. Amin. Onların bu nöbet ibadetlerini namütenahi sevaplarla mükafatlandır. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Amin. İnsanlık düşmanlarına fırsat verme. Amin. Ya Rabbi, garip ve kurabaya en iyisi ol ya Rabbi. Amin. Onlara yardım eyle Allah'ım. Amin. Dualarımızı müstecab eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Efendim, şimdi final vakti. Puanlarıyla dördüncü jüri olarak sıralamayı ciddi anlamda etkilemişler. Bu akşamın birincisi oldular ve böylece hafta finalinde inşallah bir kez daha kendilerini dinleyeceğiz. Alkışlarınız. Evet kıymetli Kur'an dostları. Efendim, bu akşam da bereketli, güzel bir akşam olduğu, tabii başta buna vesile olan kıymetli bülbüllerimize, ben stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımızdan her akşam olduğu gibi yoruldular ama bir alkış daha istirham ediyorum. Onlar vesilesiyle sağ olsunlar, yetiştirenlere de buradan yürekten teşekkürlerimizi ileterek güzel bir, bereketli bir akşam oldu. Harika bir ziyafet oldu elhamdülillah. İçinde bulunduğumuz bu dakikalar tabii ki buradan bir bülbülümüzü bir kez daha dinleyeceğiz hafta finalinde. Ve işte onu açıkladığımız an, final anı malumunuz. Ama bu akşam sevgili Osman Egin hocam da halen daha elinde tuttuğu, bir evet, türlü onu alamadığımız bir final efendim, bileti de Ramazan var. Ramazan bitiyor. Ramazan, hocam, Ramazan bitiyor. Belki onu da kullanırsa bu akşam buradan iki bülbülümüz yani hafta finali yolcusu olabilir. İşte bunun öğrenmek için hazırsanız bizler hazırız. Sizler hazır mısınız efendim? Stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız puanlarıyla dördüncü jüri olarak sıralamayı ciddi anlamda etkilemişler. Tekraren ben de hem sizler adına, hem bülbüller adına, hem hocalarım adına, misafir hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ve efendim bu akşam stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız kendilerine 90 puan vermişler. Jürimizin vermiş olduğu puanla birlikte toplam 360 puan alarak bu akşamın dördüncüsü oldu. Alkışlarınız Salih Okudan için. Tebrik ediyoruz. Bu akşam stüdyoda bulunan misafir hocalarımız kendilerine 82 puan verdiler. Jürimizin puanıyla birlikte toplam 361 puan alarak bu akşamın üçüncü bülbülü oldular. Alkışlarınız Yunus Emre Averanlı için. Tebrik ediyoruz. Bu akşam stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız kendilerine 81 puan vermişler. Jürimizin puanıyla birlikte toplam 354 puan alarak bu akşamın beşincisi oldular. Alkışlarınız Turgut Korkmazer için. Ve efendim geldik bu akşamın birincisine. Her biri bizim için bir incidir. Halil hocam da az önce söyledi ama buradan bu akşam bir. Eğer Osman hocam final biletini kullanırsa iki bülbülümüz yol alacak. Şimdi bu akşamın birincisini öğrenme vaktidir. Ve efendim bu akşam stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız birincimize verilmiş olan en yüksek puanı 94 puan vermişler. Jürimizin puanıyla birlikte toplam 372 puan alarak bu akşamın birincisi oldular ve böylece hafta finalinde inşallah bir kez daha kendilerini dinleyeceğiz. Alkışlarınız Hafız Osman Küçük için. Tebrik ediyoruz.
Ve efendim bu akşam stüdyodaki misafirlerimiz 90 puan vermişler kendilerine. Jürimizin puanıyla birlikte 369 puan alarak bu akşamın ikincisi oldular. Alkışlarınız Selahattin Kaya için. Tebrik ediyoruz. Efendim, öncelikle bu akşamın birincisine 3 tam altın hediyesini veriyoruz. Şimdi o bir türlü alamadığımız final biletini acaba bu akşam alabileceğiz mi? Dolayısıyla Osman Hocam size soruyoruz. Bu akşam burada bulunan birbirlerden herhangi birine o final biletini vermek ister misiniz? Evet. Mustafa Cihat Hocam, bu akşam da bu final biletini kullanmayı düşünmüyorum. Bayramdan sonra kullanacağım. Bir başka bahara sanıyorum finalden sonra. Gelecek sene. Finalden sonra kullanmayı düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hakikaten güzel, bereketli bir akşam oldu. İlahileriyle, hocamın dualarıyla, çok kıymetli Osman Hocam'ın mesajlarıyla, tabii ki bülbüllerin tilavetleriyle, o güzel sedalarıyla bereketli, güzel bir Ramazan akşamı oldu. Tam da adı üzere programımız Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması güzel oldu. Elhamdülillah, bereketli oldu. Muhteşem bir ziyafet oldu. Cenab-ı Hak nasip ederse bir kez daha bu ziyafeti yaşamak istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde burada olmayı diliyor ve istiyoruz. O ana dek de sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın.